Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kaydı arkadaşlar. Teşekkürler tekrardan. Evet. Ödev sorularını yapacağız arkadaşlar bu ders. Son ders bazı ödev soruları vermiştik. Ama o sorular içinde bazıları hakikaten zor sorulardı. Ve yapamayan çok arkadaşımız oldu. Çok normal. Yani uğraşmanızı istiyordum sadece. Şimdi ödev sorularının hızlıca cevaplarını vereceğim. Yapılanı yapacağız. Birlikte yapacağız daha doğrusu. Evet. Olay hazırsak başlayalım. Mesela bu soru neymiş? İlk soruyla başlayalım. Açamadık. Bir saniye. Discord ekranı yani. Tamam. Evet ilk sorumuz neymiş? Infinite loop yani sonsuz döngünün ne olduğunu kendi cümlelerinizle açıklayın. Ve bu duruma düşmemek için neler yapılabileceğinizi anlatın diyor herhalde devamında sorunun. Evet Infinite loop'u açıklayalım. Sözel olarak açıklayalım arkadaşlar. Bunu yazmayacağım. Infinite loop dediğim sonsuz döngü olayı. Neydi sonsuz döngü? Genelde while döngüsünde genelde değil. While döngüsüyle infinite loop'a düşürüyoruz arkadaşlar. While döngüsünde eğer biz mesela şöyle bir şart koştuk. While dedik. Bir tane a değerimiz olsun. A başlangıçta bir olsun mesela. While a küçüktür 3 iken aşağıdaki print eminci yazdır dedik mesela. Değil mi? Şunu çalıştırsam arkadaşlar, bu ne anlama geliyor? A 3'ten küçükken alttaki işlemleri yap. E i̇yi de, A 3'ten her zaman küçük olacak ki, hiçbir zaman A büyümüyor ki. A 1'di, hep 1 kalacak. İşte şu çalışım bizi sonsuz döngüye düşürür. Buna düşmemek için ne yapıyorduk? Aşağıda bir yere bu işlem bittiğinde A artı eşittir 1 deyip A'ya 1 daha ekliyordum. Yani bu döngü bir defa döndüğünde A 1 artacak 2 olacak. Bir defa daha döndüğünde A1 atacak, 3 olacak. 3 olduktan sonra şu şartı sağlamayacak. Dışarı çıkacak. Infinite loop'tan böyle kurtulabiliyorduk. Infinite loop'tan başka kurtulma yolları da vardı. O da break komutuydu değil mi? Özellikle while true'yla yazdığımız fonksiyonlarda onu kullanıyorduk mesela. While true diyorum. Değil mi? Doğru iken. Şurası doğru iken hep devam et. Şu anda bu bir sonsuz döngüde. Alta sen ne yazarsan yaz. Print hello diyelim mesela. Bu sonsuz döngüde. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Ama sen şöyle bir buna bir sayaç ekleyebilirsin mesela. Dışarıda bir yerde bir sayaç olsun. Sayacımız birden başlasın. Mesela bir tane hello yazdırdığında sayacım bir artsın. Artı eşittir bir. Ve en son aşağıda bir yerde eğer sayacım eşit eşittir kaç olduğunda sayaç sekiz olduğunda bu işlemi bracket diyebilirsin. Mesela while true ile sen bir döngü yazdığın zaman aşağıda bir yerde bir break yapmak zorundaydın. Eğer while true ile değil de şunun gibi bir şartla bir döngü yazarsan, while a 3'ten küçükken gibi bir şartla yazarsan, o durumlarda da a'yı, şu şart, a'da, şuradaki değişken olan a'yı arttırmalısın ki bir zaman sonra şuradaki şartı sağlamasın. Tamam bu şekilde sonsuz döngüden kurtuluyorduk arkadaşlar. Bunları bir hızlıca hatırladık. While'da sonsuz döngüye düşmemek için yapılabilecekler. Peki devam edelim. Bir sonraki soruda ne söylüyordu? For ve while döngüsünün farkını ve hangi durumlarda kullandığını kendi cümlelerinizle açıklayın. Evet. For ve while farkı neydi arkadaşlar? For'da kaç defa döneceğimiz belliyken bir döngü yazabiliyorduk. Çok basit oluyordu. Kaç defa döneceği belliyken. Ama while'da kaç defa döneceği belli olmadığı durumlarda while ile yazıyorduk daha çok döngüler arkadaşlar. Çünkü while bir duruma göre değişir. Yani while iken anlamı var zaten. Şu şöyle iken böyle yap. Ama o öyle olmazsa yani o durum değişirse öyle yapmayı bırak. Gibi bir anlamı var. Ama for dersen 5 defa bunu yap diyorsun. O hep 5 defa yapacak onu. Durum ne olursa olsun. Ne değişirse değişsin. 5 defa o alttaki kodlar tekrarlanacak. Ama while'da yazdığında duruma göre değişir yani. Belki 5 defa yaptırır. Belki 3 defa yaptırır. Duruma göre değişir. Ama while'da sayı belli değildi. En bariz farkları buydu. Sözler olarak dedik geçtik. 3'te ne diyor? Kullanıcıdan bir cümle alalım. Aldığımız cümleyi ekrana 7 defa bastıralım. Bu sorunun hem for döngüsü hem while döngüsü kodlarını yazalım. Evet. Güzel. Tamam. Bunu yazalım hemen. Aldım. Kullanıcıdan bir tane cümle alacağız. Bu cümleyi ekrana 7 defa bastıracağız. Bu işlemi arkadaşlar bak yaptıracağımız işlemin sayısı belli. 7 defa bastırma işlemi. Bu işlemi normalde for döngüsüyle çok basit bir şekilde yaptırabiliriz. Ama while da de yaptırabiliriz. Yani while biraz daha uğraştırıyor ama ikisiyle de yapılabilir. Ben görmek adına ikisini de görmek adına iki taraftan da yapmanızı istedim. Evet kullanıcıdan bir cümle alalım. Cümle diyelim eşittir. Input kullanıcıdan bu ekran uzak mı size? Bir tık yaklaştırayım. Öyle bir şeyden de mi büyütün denmiş. <laughs> senin yazını okumadan geliyor aklıma haber biliyor musun? Tam senin yazını okumadan geliyor aklıma bakıyorum aynı şeyi yazmışsın. Sanki yazdığın şeyi seziyor gibi. Evet. Cümle alalım kullanıcıdan. Input aldık. Lütfen bir cümle giriniz dedik. Kullanıcıdan bir cümle aldık. Aldığımız bu cümleyi ekrana 7 defa bastıracağız değil mi? Normalde bu işlemi for döngüsüyle 2 saniyede yaparız yani. For e in range deriz. 7 deriz. 7 defa bastıracağımı gösteriyorum. Print. Neyi print et? Üstte aldığım cümleyi print et. Bunu dediğimde benim işlemim çalışacak arkadaşlar. Kullanıcıdan bir cümle alacağız. Aldığımız cümleyi 7 defa ekrana bastıracağız. Bu aynı işlemi while'la da yapabiliriz. Onu da görmek adına. Aynı işlemi while'la da yapalım. Yine kullanıcıdan bir cümle alalım. Çalışmadı bu arada ilk sefer olduğu için. <laughs> evet. Yok geleceği görmüyoruz da. Aynı anda düşünüyoruz. Tamam çalıştı. Bizden bir cümle isteyecek. Merhaba cümlesini yazalım. Merhaba cümlesini ekrana 7 defa bastırdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bunu forla yapılır. Yani bunun çözümü normalde bu kadar. Ama ben bu örnek olduğu için while da yapılabileceğini görün diye while da de yapmanızı istedim. While ile olduğunda ne yapıyorduk? While olduğunda arkadaşlar bir tane sayaç değişkeni belirlemelisin. Bir tane değişken belirlemelisin ki bu döngüyü yapabilir. Yani en dışarıda bir tane a eşittir 0, ya da a eşittir 1 de olabilir. Kaçtan başlatacağın sana kalmış. Yani bir tane bir a değişkeni dışarıda bir yerde olmalı. Mesela a'yı biz ha birden başlatalım. Ondan sonra while diyelim. ne neyken a küçük eşittir 7 dersem ne oluyor? 1 çalışacak, 2 çalışacak, 3 çalışacak 7 de çalışacak. 8 de çalışmayacak. Tamam. Şu anda olacak herhalde. Print cümle dersem evet. Çalışma mantığını ben gene a'yı bir arttırmadık. abi. En son şurada A artı eşittir 1 diyelim. Tamam. Çalışma mantığını en son bir düşünüyorum. A 1'di. Şu şartı sağladığı için alta indim. Cümle bir defa yazdırıldı. A 2 oldu. Hala sağlıyor. Yazdırıldı. A 3 oldu. Hala sağlıyor. Yazdırıldı. 4 oldu. 5 oldu. En son A 7 oldu. Halen daha sağlıyor. Küçük eşittir çünkü bu. A 7 olduğunda da bu şart sağlıyor. 7'de de çalışacak. A 8 olduğunda bu şart sağlanmayacak ve bitecek. Yani evet. 7 defa yapacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A'nın 7 değerinde bu cümle. çalışacak demek ki 7 defa yazdıracak bu. Tahminim doğru çalışacak. Bastığımda gerçekten çalıştım. Merhaba 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 merhaba. Tamam. Tabii cümleyi baştan da alabilirsiniz. Size kalmış yani. Aynı sorun fark etmez. Evet. İki tane cevabı yazdık. Hemen bir sonraki soruya baktık arkadaşlar. Bir sonraki soru da ne diyor bize? 30 ile 50 arasındaki çift sayıları ekrana bastıralım. E, ee, bu sorunun hem forla hem while'la cevabını yazan ya. 30 ve 50 arasındaki çift sayılar hızlıca yapalım. Normalde bu da for döngüsüyle bile birkaç yolla yapılır. Mesela for e in range hangi aralıktaki sayılar ben gezmek istiyorum? 30 50 arasını gezmek istiyorum. 30 başlangıç virgül 50 bitiş ama 50 dersem son nokta dahil olmuyordu. Son nokta dahil olsun istiyorum. 50 de dahil olsun istiyorum. O zaman 51 diyorduk. Bir büyüğünü diyorduk. 30 ve 51 arası dediğimde 30-50 arasını gezmiş olacak. Evet şu yardaki sayıları gezsin. İki nokta. Eğer bu gezdiğim i, şimdi 30 olacak, 31 olacak, 32 olacak bu i sayısı. Eğer bu i çiftse, ekrana bastıracağım değil mi? Çiftliği nasıl kontrol ediyorduk? Mod 2 ile kontrol ediyorduk. Mod 2 sıfır oluyorsa, 2'ye bölümünden kalan sıfır oluyorsa, yani 2'ye tam bölünüyorsa, i mod 2 eşit eşittir sıfır ise, bu durumda ekrana print yap bu i ifadesini. Dediğimizde bunun böyle bir çözümü yapılabilir arkadaşlar bu çözümlerden bir tanesi mesela. Hiç bakalım. Evet 30 32 diye diye gidiyor ve en son 50. Gayet çözüm. E bunun şöyle çözümünü bile yaparsın ya. Yani forla bir çözüm daha geliyor aklıma. Ama önerdiğim çözüm bu. Önerdiğim çözüm bu bu arada. Soruda bunu yapmanızı istemiş. En son şurada if şartıyla mod 2'ye bakmanızı istemiş. Ama şunu bile yapabilirsiniz yani. Siz şunu öğrendiniz değil mi? For i e in range 30'dan 51'e kadar virgül ikişer ikişer atla. Step 2 olsun. İkişer ikişer atla. Deyip 6'a hiç şart koşmadan print iyi desen de aynı sonucu verecek. Benim tahminim. Evet 30-32'ye başlıyor 50'ye kadar. Değil mi? Mantıken böyle de yapılabilir yani. Hocam bu olmaz mı? While'la yapmışsın. Tabii ki olur. Şimdi While'la geliyordum ben. For'la çözümü bu. Şimdi geliyoruz While'la. While'da dediğim gibi başlangıç değeri lazım. A eşittir. 30'dan başla diyor ya. 30 alacağız A'yı bu sefer. Sonra While While A küçüktür. Kaça kadar diyorduk? 50'ye kadar diyorduk. Küçük eşittir. Küçük eşittir 50 diyebilirim. A 50'den küçük eşit olduğu ana kadar. Şimdi şartımı koşuyorum. Eğer bu A 2'ye bölünüyorsa. If A mod 2 eşit eşittir 0 ise. Bu durumda print A yap. E tabi dışarıda bir yerde. Bak şurada değil. If'in içinde değil A'yı arttırma işlemi. A'yı arttırma işlemi dışarıda bir yerde. A arttırma işlemi dışarıda artı eşittir 1 diyorum. Şu anda nasıl çalışacak bu? A 30 olacak. Şu şartı sağladığı için buradaki if'e deneyecek. If sağlandığı için print A yaptırılacak. Sonra A'yı bir arttıracağım. 31 olacak. 31 sağlanıyor. Ama buradaki if'e girmiyor. Bir daha artıyor. 32 oluyor. Sağlanıyor. Sağlanıyor. En sona gidelim. En son 50 olacak. Bir artınca 50 olacak. 50 burayı sağlayacak. 50'yi de deneyecek. Yazdıracak. Evet. Bu da bizim çözümümüz olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 farklı yoldan çözmüş olduk. Hocam artı eşittir koymak zorunda mıyız? Sadece artı koysak tabii ki ol, zorundasınız. Artı eşittir şu anlama geliyor Bera. A sayısını topla ve eşitle bir ile. Yani A'ya bir ekle ve eşitle anlamına geliyor. Ha, bunu yazmak istemiyorsan uzun uzun şöyle de yazabilirdik. A eşittir artık A'nın bir fazlası. A eşittir A artı bir de yazabilirsin. Bu biraz daha mantıklıydı. İlk önce bunu öğrenmiştik hatta. Ama daha sonra demiştim ki pratiklikleri de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani yani şununla şu Tamamen aynı şeyler demek. Ee, ama sadece senin dediğin gibi a artı işte 2 desek olmaz mı? Evet 2 2 arttırmak da olur. Yine aynı mantık wild'daki. 2 2 arttırmak da. O zaman if şartını yazmayacaksın ama. If şartını yazmadan 2 2 arttırmak olur. Evet if şartını yazmazsak olur. Yani şunu diyor arkadaşınız. Şunu şöyle kopyaladık. Tamam anladım güzel. A 30'dan başlasın. Şurada bir if şartı yok. Şurada bir if şartı yok. 30'dan başlasın. Bir tane print a yapsın. Ondan sonra a'yı print a yapsın. Ondan sonra a'yı 2 arttırsın. Bir değil de 2 arttırsın. Bunun çalışma mantığı da tamamen aynı arkadaşlar. 30 girecek. Önce 30 yazdırılacak. Sonra 2 arttırılacak. 32 olacak. 32 denenecek olacak. 32 yazdırılacak. 34 denenecek. Ya yani bu da aynı şekilde çalışır. Ama dediğim gibi yani şu yolu kapatıyorum. Sonra şu yolu da Forda da yapmıştık aynı şeyi. Şu yol daha güzel yani Wild'a. Forda da şu yolu kapatıyorum. Şu yol daha güzel. Yani şu mod 2 durumuna alışın arkadaşlar. Bir sayının çift olduğunu, tek olduğunu böyle kontrol ediyorduk. Tamam. A iki 2 olur mu demiş Yavuz'da. Evet olur. Sizin çözümlerinizi de yaptım. Şunlar sizin çözümler. Gayet olur. Ama şu yola alışın. Genelde böyle kontrol ediyoruz teknik çiftliği. Evet devam. Ee, bir sonraki soruda ne diyor bize? Kullanıcıdan sürekli bir sayı isteyelim. Girilen sayılar toplayarak ilerleyelim. Ne zaman kullanıcı sıfırı girerse o zaman işlemi sonlandıralım, ekrana bastıralım falan diyor. Evet. Kullanıcıdan sürekli sayı isteyelim. Bak bir kere şu cümleyi duydun mu? Sürekli bir sayı isteme cümlesini duydun mu? Bunu while yapabilirsin. Çünkü sürekli isteyeceksin. Bir şey durmadan istenecek adamdan. Bu while döngüsü olduğu anlaşılıyor. Ne zaman kullanıcı sıfırı girerse o zaman döngüyü durduracağız. Evet. If ifle yazacağız bunu. Ne zaman sıfır olduğunda break yapacağız. Başlayalım. Bir kere while true ile başlıyorum. Ne zaman biteceği belli değil. Sürekli isteyeceğim kullanacağım. Başladığımda kullanıcıdan bir sayı isteyeceğim değil mi? Sayı eşittir. Bir int input lütfen bir lütfen tam sayı giriniz Bir tam sayı giriniz. Adam bir tam sayı girdi. Bu girdiği tam sayı toplayacağım. Aha, hemen bir yıl işim şey çakmalı Toplayacağım da toplayacağım da neyle toplayacağım? Nereye kaydedeceğim bu topladığım şeyleri? hemen o an hatırlıyorum ki bunu yapacaksan dışarıda bir yerde bir toplam değişkenim olmalı benim. Dışarıda bir yerde bir toplam diye bir değişkenim olsun. Sıfır olarak dursun o. Adamın girdiği sayıyı ben bu toplama ekleyeyim. Değil mi? Adam sayı girdikçe ben bu toplama ekleyeyim bunları. Anlayabildik mi ne yaptığımızı? Evet adam sayıyı girdi. Ondan sonra ben ne yapayım? Toplam artı eşittir sayı yapayım. Adamın girdiği sayıyı toplama ekledik. Diye diye gidecek 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 gidecek. Şu anda bu sonsuz döngüde ne zaman çıkacak? Adam sıfırı girerse çıkacak, değil mi? Adam sıfırı girince çıkacağını bilmesi lazım adamda tabii. Şu mesaj cümlesinin içine de bir daha yazıyorum. Çıkmak için sıfıra basın diyelim mesela. Adam sıfıra bastığında, adam sıfıra bastığında işlem bitsin istiyorum. O zaman aşağıda onu da hemen yapalım. Aşağıda derken aşağıda yapmayalım arkadaşlar. Sıfıra basarsa o sıfıra da ekleyecek. yani Sıfırın eklenmesi zaten bir şey etkilemeyecek. O zaman çok sorun değil. Evet, tamam aşağıda da yapabiliriz. Eğer sayı eşit eşittir sıfır ise bu durumda da bracket işlemi. Toplama toplama yapma. Tamam. Bu şekilde yaparsak program çalışacaktır. Bir çalıştıralım bakalım. Adam 5 girsin, 10 girsin, 30 girsin, 40 girsin ve çıkmak istiyor. Sıfıra bassın. Çıktık. Keşke bir de ekranda bir şey yazdırsaydık değil mi? <laughs> Keşke bir de şu üstte yaptığımız toplamı ekran yazdırsaydık. Print toplam yazdıralım en dışarıya bir yere while'ın dışına öyle daha güzel oldu. Evet yazdıralım. Adam 7 girdi, 10 girdi, 2 girdi, 9 girdi, 40 girdi. Tamam çıkmak istiyor. 0 girdi ondan sonra da. 0 girdiğinde 68 ekrana bastırıldı arkadaşlar. Tamam. Var mı sıkıntı? Bu şekilde yapıyoruz. Şu toplamı nasıl eklediğimi anlamışsınızdır umarım. Yani bir şeyleri üst üste ekleyerek gideceğim. Ama bunun için elimde bir değişken olmalı değil mi? O değişkenin dışarıda toplam sıfır diye belirleyerek başlıyorduk bu sorularda hatırlamışsınızdır diye umut ediyorum. Evet, bir sonraki soruda ne diyor bize? Kullanıcıdan oyunda yarışmacı olarak yaşayacak kişinin isimlerini isteyelim. Ne zaman kullanıcı Q tuşunu girerse döngüyü sonlandıralım. Ne o zamana kadar girilen isimleri liste halinde ekrana bastıralım. Evet. Kullanıcıdan bu sefer isim isteyeceğiz arkadaşlar. Sayı değil. İsim isteyeceğiz kullanıcıdan. Ve gelen isimleri bir listeye kaydedeceğiz. Liste. Kullanıcı adı listemiz mesela. Tamam mı? Kullanıcı. Burada yarışma demişiz. Yarışmacı listesi. Hemen bir oluşturalım. Ee, yarışma listesi. Bir tane bir yarışma listesi olsun en dışarıda. Yarışma listesi. Şimdilik bomboş bir liste. Kullanacağın isimler isteyeceğim. Aldığım isimleri bu listeye ekleyeceğim. Peki ne kadar isim girileceği belli mi? Değil. While ile yapacağız bunu. While true diyeceğim. Evet. While true. Başlıyoruz isim istemeye. Kullanacağım isim diyelim eşittir. Input olarak lütfen bir yarışmacı ismi giriniz diyelim. Tamam. Adam bir yarışmacı ismi girecek. E bir de çıkması için bir şart sunmalıyız buna değil mi? Ee, çıkmak için çıkmak için Q tuşuna basınız diyelim adama. Adam Q'ya bastığında bu döngü sonlansın. Adamdan daha isim istemeyelim. Peki. Şu durumda evet adam bir isim girdi. Ben bu ismi ekleyeceğim değil mi? Yarışma listesine ekleyeceğim. Ama burada ince bir ayrıntı var. Neyse önce bir şöyle yapalım. Yarışma listesine nokta nasıl ekliyorduk? Bak nokta deyince metotlar çıkıyor. Append ile ekliyorduk nokta append parantez içinde isimi ekle. Yukarıda aldığımız isim bilgisini, şu kullanıcı aldığımız isim bilgisini yarışma listesinin içine append et. Ekle. Çok güzel. Kullanıcıdan isim alacak, ekleyecek. Kullanıcıdan isim alacak, ekleyecek. İsim alacak, ekleyecek. Peki ne zaman bitecek bu? Kullanıcı Q'ya bastığında, Q'ya bastığında isim Q olduğunda gidip Q'yu eklemeyecek buraya değil mi? O arada tam şu arada bir yerde şu iki kodun arasında bir yere bir if şartı sokuşturmam lazım. İşte şu araya sokuşturacağız bu if şartını. İniyorum bir alta. Şurada if şartını sokuşturmalıyım. Eğer kullanıcının girdiği bu isim eşit eşittir. Tırnak içinde Q olursa o zaman bracket. Evet. Kullanıcı bir isim girecek. Eğer isim Q ise direkt işlem bitecek. Ama isim Q değilse o zaman yarışma listesini ekleyeceğim. Sonra bir daha isteyeceğim. İsim Q değilse ekleyeceğim. İsteyeceğim ismi Q değilse ekleyeceğim. Ne zaman adam Q girerse o zaman işlem bırak edilecek. O girdiği Q'yu da eklemeyeceğim yani. Direkt şurada bırak ettiğim için aşağıda o Q'da eklenmeden işlem bitecek. Tamam. Bu böyle çalışmalı. Aşağıda bir yere dışarıya bir yere listemizi de bir yazdıralım. Bakalım doğru çalışıyor mu? Evet. Başlayalım çalıştırmaya. İsimler girilsin mesela. Emincan, Ali, Murat, Kerem, e, Mert Olsun. Tamam. Peki. Yeterli. Q'ya basıyorum. Çıkış yapmak istiyorum. İsimler yeterli. Pat bana evet yarışmacı listesini Can, Ali Murat girdiklerim olarak veriyor arkadaşlar. Tamam. Hocam yarışma listesi derken I, Türkçe karakter değil mi? Türkçe karakterleri kullanmamız gerekmiyor muydu? Şimdi şöyle bir şey var. Evet yarışma desen daha iyi. şart değil yani şart değil ama alışmanız adına evet Türkçe karakterleri kullanmamak daha iyi. Niye daha iyi? Açıklamıştım size arkadaşlar. Yani siz bu kodu başkasıyla paylaştığınızda adamda Türkçe karakter yoksa ama evet yani iyi ile yazmanız lazım. aynı Adam da hata verebilir. Başka bilgisayarlar da hata verebilir yani. Sonu çözdüler gerçi ama gene de Python'da Türkçe karakter var. Şöyle Türkçe karakter var yağız. Bizde hata vermiyor. Bizde Türkçe karakterler yüklü diye hata vermiyor. Kolepte hata vermiyor. Ama adam bunu kolepte değil de kolepte kim çalışsa çalışsın hata vermez bu arada. Ama adam bunu kolekte değil de lokal bilgisayarında işte VS Code'da ya da PyCharm'da falan böyle başka kendi bilgisayarında bir yerde çalıştırırsa ve bilgisayarındaki dil İngilizce ise İngilizcedir. Muhtemelen. Bak bunu. Evet. Adamın lokalindeki dil İngilizce olduğu için adamın lokalinde hata verebilir. O yüzden evet. Hatırlatma için güzel. Ee, iyi kullanmaya özen gösterelim. I, kullanmayalım fazla. Peki. Devam edelim. Bir sonraki soru ne diyor? Bir tahmin oyunu oynayalım. Bizim belirlediğimiz bir kelime olsun. Hmm. Kullanıcının bu kelimeyi tahmin etmesi için okuyamıyorum orada ya. Şuraya alayım. Bir kelime olsun. Kullanıcının bu kelimeyi tahmin etmesi. için 5 canı olsun. Kullanıcıdan kelime tahminlerini isteyelim. Duruma göre ne zaman bilirse şu denemenizde doğru kelimeyi buldunuz. Kullanıcı 5 tahminde de doğru cevap veremezse ne yazık ki kaybettiniz yazdıralım. Hmm, güzel. Şimdi bir tane kelime belirleyeceğiz ilk önce. Ee, bunun. Evet ilk önce kelimeyi kendimiz belirleyelim. Tamam bir tane kelime belirleyelim. Kelimemiz Çaykur Rize olsun mesela. Adam Çaykur Rize derse Çaykur Rize kelimesini bulursa kazanacak. Peki e, ee, tahminim adamın beş canı olsun. Evet bu da önemli. Şimdi while la yapacağım ben bunu da adamın bir can miktarı olacak. O can azaldıkça azaltacağım o canı. O can ne zamanki sıfır olursa işlemi bitireceğim. O zaman bir can belirleyeyim. Can eşittir beş tane 5 can sundum ben bu adama Tamam adama 5 Can bu değişken değişime yarayacak valın yüzünü yazarken sonra ne zaman bilirse şu denemenizde doğru kelimeyi bildiniz ya bir deneme sayısı da lazım burada ya yani adam kaçıncı denemeyi yapıyor bunu da bilmem lazım bunu da saydırmam lazım yanlış tahmin etmiyorsam aklıma gelen yol bu bir deneme değişkeni de belirlemek istiyorum ben burada adamın birinci denemesi mesela başlangıçta Peki başka bir şeye gerek yok ne yazık ki tam. While döngüsüne başlayabiliriz artık. Yani şu değişkenlerin işime yaraması yarayacağını düşünüyorum. Ben böyle yazacağım şu anda bu kodu mesela. Evet while true diyelim. While true başlayalım. Ee, ne diyelim? Kullanıcıdan bir kelime isteyeceğiz. Tahmin diyelim ona da. Kullanıcı alacağımız tahmin. Evet tahmin input lütfen. Kaçıncı evet lütfen e, kaçıncı tahmini yapacağını da girelim hatta şu başına f diye yapalım bunu. Lütfen kaçıncı tahmininizi giriniz diyelim. Evet, kaçıncı tahmini o? Deneme dediğimizde bir olacak. Yani lütfen birinci tahmininizi giriniz. Adam birinci tahminini girdi. Adam birinci tahminini girdi. Evet. Adam bir tane bir şey yazdı buraya mesela. İstanbul yazdı buraya. Tahmini İstanbul. Evet. İstanbul doğru değil. Ama doğru bir şey yazsaydı adam buraya Çaykur Rize yazsaydı. Hemen buna bir sorgu yapmalıyım. Doğru bir şey yazsaydı işlem bitecek. Doğru bir şey yazmadıysa işlem devam edecek. O zaman hemen buraya bir if sorgusu geliyor. Eğer girdiği bu tahmin eşit eşittir benim kelimemse evet. Kelimeye eşit eşitse, Yani tamamen doğru bir şey girdiyse, çaykurize'ye girdiyse bu durumda bir mesaj vereceğim ve işlemi bitireceğim. Ne diyorduk? Nokta nokta denemenizde doğru kelimeyi bildiniz evet. Print F string şurada deneme sayısı birinci denemenizde doğru kelimeyi buldunuz diyelim. Ünlemi de koyalım tamam. Altına da hadi bir break diyelim. İşlemi yaptı adam. Adam tek de bildi ve işlem bitti gitti. Peki eğer bilemediyse şimdi bilemediği duruma gidiyorum. Tahmini yaptı. Tahmin doğru değil. Yani şu tahmin eşleştir kelime değil. O zaman eşit değil. Else durumu var. Burada başka bir durum yok. If olmadıysa if'in hizasına geliyorum. Else. Aksi takdirde yani tahmin kelimeye eşit değilse bu durumda ne diyeceğiz adama? Neler yapacağız bir kere bu durumda? Bir kere bir can kaybedecek. Bir deneme yaptı. Tutturamadı. Evet. Can kaybedecek. Deneme sayısı artacak. Deneme sayısı ikiye çıkacak. Ve bilemediniz şeklinde bir cevap vereceğiz değil mi? Evet. Şöyle bir cevabı verelim. Print. Ne yazık ki cevap bu değildi diyelim. Adamın hakkı devam. Ediyor. Bunu dediğimizde adam bir can kaybetsin. Can eksi eşittir bir diyorum bu sefer. Candan bir çıkartıyorum. Canı dörde düşüyor. Ee, peki deneme sayısı deneme artık artı eşittir bir. Deneme 2'ye çıkmış oluyor. E döngünün başına gidiyorum tekrar. Tekrar bir tahmin isteyeceğim adamdan. Peki adamdan bu tahmin geldi falan. Yaptık yaptık yaptık. Bunlar oldu oldu oldu. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bu döngü güzel çalışıyor. Ne zaman can sıfır olursa o zaman işlemi komple bitireceğiz değil mi? O zaman buraya bir bir lazım. Ha, evet. O zaman şunu else yapmayalım. Şunu şöyle yapalım Elif diyelim buna e, Elif şartı koşalım yani Elif tahmin eşit değil kelime iken bunu yap tahmin kelime eşit değilken bunu yap e, Bir de bir Elif şart daha koşacağız burada canımız ne zaman sıfırlanırsa değil mi canımız ne zaman sıfırlanırsa oyun bitecekti değil mi o zaman o şartta koşmalıyız Elif can eşit eşittir sıfır ise bu olduğunda da print ne yazık ki oyunu kaybettiniz ne yazık ki oyunu kaybettiniz diyelim ve şurada break yapalım. Evet yani bir hocam farklı yolda yaptım ama hala hata verdi niye bilmiyorum. Şimdi farklı yollara bakmıyorum arkadaşlar. Ben aklıma gelen ilk yolla çözüyorum bunu. Benimki de doğru mu bilmiyorum. Ben şu anda e, işte spontane ilerliyorum. Nasıl düşündüğümü, neler düşündüğümü görün diye yapıyorum bu dersi yani. yani hata aldım mı bakın nasıl düzelteceğim. Belki de tekte de yapamayacağız bunu muhtemelen. Düzelteceğim. Düzeltme yollarımı izleyin falan. Bakalım şimdi şu bence şu anda çalışıyor olabilir. Bir deneyelim. Eminde değilim ama. Deneyelim bakalım. Çalıştırdık. Tahmininiz giriniz. Adam tekte doğruyu bildi. Bakalım. Çaykur Rize'yi bilirse. Direkt tekte Çaykur Rize yazdı. Birinci denemenizi doğru kelimeyi buldunuz. Evet. Güzel çalışıyor ilk etap. Tekte doğru bilen için iyi çalışıyor. Devam. İkinci de doğru bilen için. Ne diyor bakalım. Bilemedim. Mavi girdi. Yanlış bir isim. Ne yazık ki cevap bu değildi. Bu yarısını verdi. İkinci tahminimi istiyor. Bu sefer doğruyu bildi. Kaykur Rize'yi bildi. İkinci denemede doğru kelimeyi buldunuz. Tamam gayet güzel çalışıyor. Her şey güzel. Peki üçte de muhtemelen güzel çalışacak. Dörtte de. Peki hiç bilemezse. Bilememe durumuna ilerleyelim şimdi. Birinci tahmin işte mavi bilemedi. Sonra yeşil bilemesin. Kırmızı. Sonra küçük Rize yazsın. Bilemedi. Dört. Beşinci tahmin. Ordu dedim mesela. Onu da bilemedim. Altıyı da soruyor. Burada bir sıkıntı var. Demek ki 6'yı sormamalıydı. Belki de evet 6'yı sormamalıydı. Bir eksik diye. Şurada bitirecek muhtemelen. Bir de ılgın diyelim. Başka bir isim girsin. Burada. 7'yi de soruyor. Evet. Canı sıfırlamadık mı? Deniz. Aynen bitmiyor. Bak bir hata var. Hata yapmışız. Bitmiyor bu döngü çünkü. Adamın canı niye bitmiyor? Şimdi bu koddaki hatayı hemen bulalım. Bir kere adam yanlış girdi. Cevap bu değildi. E, canı bir azaldı. Can dörde düştü. Cevap bu değildi. Canı bir azaldı. He, hatayı anladım arkadaşlar. Evet bak şurada canı bir azaltıyorum. Güzel can azalıyor. Dörde, 3'e, 2'ye düşüyor. Ama şu elif şartına gelemeden önce üstte ben şu anda şu şarta giriyor. Şu elif şartını denemiyor bile. Şu elif şartını bir tık üstte almalıyım. Elif şartını şuradan kesiyorum. Elif şartını buraya alırsam. Abi yani şu hiza şöyle olmalı. Önce canı denesin. Eğer can sıfır olduysa oyunu bitirsin. Can sıfır olmadıysa Tahmin de tutmadıysa azaltsın. Evet bu şekilde yaparsak bu şekilde yaparsak sanırım çalışacak. Bir tahminliyiz bakalım mavi. İşte gri olsun. Yeşil. Trabzon olsun. Bilemiyor adam bilemiyor. Beşinci tahmin ordu. Cevap 6'yı da soruyor hadi olsun. Manisa. Evet 6'dan sonra ne yazık ki oyunu kaydettim. Peki 6'da bitirdi oyunu. Kaç tahmin yaptırdı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptırdı. 5 tahmin yaptırmasını istiyordum. O zaman ne yapacağız? bir yerde bir hata yapıyoruz. O zaman şunu şöyle yapacağız. Bir daha eksik yapacağız yani. Can ne zaman ki sıfır olduğunda işlemi bitir. O zaman şöyle yap. Canı dörtten başlat. Beş defa olmuş olsun. Evet şu şekilde çalıştırırsak. Birinci tahmini Ordu. ikinci tahmini Manisa. Üçüncüsü Giresun. Şöyle Denizli. Mersin diyelim. Beş tahmin yaptı. Beş tahminde de bilemedi. Ne yazık ki oyunu kaybettiniz dedi. Erken bilseydi kazandığını görüyorduk zaten. Deneyelim işte. Rize ilkinde bilemedi. de Çaykur Rize. Doğru bildi. de doğru bildi. Gibi. Evet. Can 1 dersek de olur Sarkan. Canı 4'ten başlatsak da olur. Tamam. O da olur yani. Şu can 5'ten şurada can 1 dersek olur. Ya da 4'ten başlayıp 0 dersek olur. Hepsi çözüm. Sonuçta ben bir hatayla karşılaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek de yani büyük oranda yazdık ama kaçırdığımız ufak ince nüanslar oluyor böyle. İnce nüansları kaçırdım. Uygulamaya döktüm. Hatanın nerede olabileceğini düşündüm. Ve geldim o noktayı düzelttim. Bunları siz de yapacaksınız arkadaşlar. Peki bu kodları bu arada paylaşacağım sizinle. Hocam atarsanız sevinirim. Atacağım arkadaşlar. Şu kodu komple atacağım. Yani şu şeyi atacağım. O yüzden parça parça atmayalım şimdi. Ha bu arada. Tamam. Neyse bunun randomlısı da yapılabilir de. Randomlısına sonra geliriz. Şu bir sonraki soru ne diyor? Başka bir tahmin oynayalım. Bu sefer belirlediğimiz bir sayı olsun. Ha, sayı. Kullanıcının bu sayı tahmin etmeye çalışsın. Kullanıcı tam sayı bilgilerini isteyelim. Ee, kullanıcı belirlediğimiz sayıdan küçük bir sayı girerse daha büyük bir sayı girin. Kullanıcı daha büyük girerse daha küçük sayı girin şeklinde cevaplar verelim. Ne zaman ki doğruyu bulursa şu denemenizde doğruyu buldunuz yazdıran. Peki hemen başlayalım. Üsttekine benziyor biraz. Üsttekini alsak mı? Almayalım. Peki hızlıca yazıyorum. Sayı. Bir tane sayımız olsun. 53 sayısı. Kullanıcı bu sayıyı bilecek. Ee, kullanıcının canı var mı burada? Burada bir can yok. Aşağı yukarı yönlendireceğiz bunu sadece. Başka? Sayıdan başka bir de kaçıncı denemede bildiğini saydırtacağımız bir sayaç lazım değil mi? Deneme sayısı lazım. O zaman deneme diyelim. Deneme birinci denemeden başlasın. Birinci denemeden başlasın. Başka bir değişkene ihtiyacım yok diye tahmin ediyorum. Varsa ileride tanımlarız. Başlayalım. While true. Başlayalım. Kullanıcıdan bir bilgi alalım. Tahmin. Eşittir. Int input sayı tahmininde de olsa Lütfen kaçıncı tahmin olduğunu da isteyelim. Lütfen birinci tahmininizi giriniz diyelim. Kullanıcı bir tahmin yapsın. F string deneme diyelim. Lütfen birinci tahmininizi giriniz diyeceğiz kullanıcıya. Tamam. Kullanıcıya birinci tahmininizi giriniz diyeceğiz. Kullanıcı birinci tahminini yapacak. Eğer tahmin doğruysa. Değil mi? Eğer if tahmin eşit eşittir sayı ise tahmini direkt tekte doğru bildi ise bu durumda ne yapacağız? Print. Ne diyorduk? Tebrikler şu denemenizde. Ee, tebrikler deneme. Birinci denemenizde. Bir daha denemem. Denemenizde şu sayıyı buldunuz. Ha, o sayıyı da yazmak için. Sayı buldunuz diyelim. Evet. Adam tek de doğruyu bilirse sorun yok. Ama tek de doğruyu bilemedi. Mesela e, yaptı bunu, tahminini yaptı. Doğruyu bilemedi. O durumda e, o durumda ne yapacağız? Daha büyük mü, daha küçük mü bunu kontrol etmeliyiz, değil mi? Çünkü yönlendireceğiz ama daha büyük, daha küçük. Evet. Sayıya eşit değil. Elif, diğer şartıma geçiyorum. Elif, eğer adamın tahmini sayıdan daha büyükse, büyüktür sayı ise. Daha büyük bir sayı girdin, daha küçük bir sayı girmelisin şeklinde bir uyarı vermeliyim buna. Print lütfen girdiğiniz sayıdan daha küçük bir sayı girin diyelim. Yani adama uyarı verdik. Yani sen büyük girdim. Tahminin senin sayıdan daha büyük. Daha küçük bir sayı gir diye bir uyarı verelim. Ve artık denemesini de arttıralım değil mi? Deneme de artı eşittir bir olsun. Denemesi ikinci denemeye geçti sonuçta. İlk denemede bilemedi, ikinciye geçti gibi. Aynı şeyi şunu kopyalıyorum. Küçük için de yapacağız çünkü. Aynı şeyi tahmin bu sefer küçüktür sayıdan olursa Lütfen girdiğiniz sayıdan daha büyük bir sayı giriniz. Küçük girdiğiniz bu sefer daha büyük giriniz diyeceğiz bu seferde. Peki burada da sıkıntı yok. Ee, başka bir şart var mı diye düşünüyorum. Daha büyük bir sayı girdiniz falan. Daha küçük girebilir, daha büyük girebilir, bir de eşit girebilir. Başka bir durum herhalde yok. Başka bir şey kaldı mı? Bir de bir çıkış gibi bir şey koyduk mu buna? Koymadık, koy da dememiş. Herhalde tamam başka da bir şey yok. Lütfen girdiğiniz sayı. Şu girdiğiniz sayıdan biraz hoş olmamış. O zaman şurayı değiştirelim. F string diyelim. Girdiğiniz sayı demeyelim de. En son girdiği sayı en son girdiği sayı hangisiydi? Şu aldığımız tahmin. Lütfen tahmin. 53 mesela. Lütfen 53 sayıdan Yani Şu girdiğiniz sayıdan. Değil de burada da sayıdan yazın. Daha güzel görsel olsun yani. Görsel olarak daha hoş olur sanırım bu. Peki. Bunu bir çalıştıralım. Bunda bir hata. Ha, break, break yapmıyoruz ki bir saniye. Şurada break yapacağız da. Tahmin sayı eşit olduğunda şunu bir edelim. Evet bu ne zaman bitecek diyordum ben de. Şu an bitecek. Evet hadi çalıştıralım. Çalıştırdığımızda bir tahmin ediniz. Adam kaç desin? Normalde e, bu arada şunu bir durdurmak istiyorum. Adama kaçla kaç arasında sayı gireceğinizi demek. Lütfen 1 ile 100 arasında bir sayı giriniz tarzı bir adam ne yapacağını bilmiyor ya. En başta oyunun en başına yazıyorum. Print e, 1-100 arasında ki tahminlerinizi giriniz diyelim. En başta adama bir oyunu anlatalım. En başta böyle bir tahminleri girsin adam. Adam tahmini ondan sonra lütfen bir denemenizi giriniz şeklinde başlayacağız. Lütfen bir yüz arasındaki lütfen lütfen değil ya bir yüz arasındaki sayıyı bulmaya çalışınız. Arasındaki sayıyı bulmaya çalışınız diyelim. En başta bu yazsın, sonra lütfen birinci tahmininizi giriniz diye diye başlasın. Peki, şaştıralım bakalım. Evet, bir yüz arasındaki sayıyı bulmaya çalışınız. Lütfen birinci tahmininizi giriniz. Giriyorum, birinci tahminim. Burada unutmayın arkadaşlar, bu da matematiksel bir izahı var bunun, mantığı var. Yani bir aralıkta bir sayı tahmin etmek istiyorsan tam ortadan bölmelisin. Yani iki tarafı da eşit bölmelisin. Normalde en mantıklı hareket bu. Yani bir ile yüz arasında bir sayı tahmin bulmaya çalışıyorsam ilk önce tam ortadaki 50'yi tahmin etmelisin. 50 Dedim 50'yi. 50'den daha büyük bir sayı giriniz. 50'den daha büyükmüş. Demek 50 ile 100 arasında. 50 ile 100 arasındaki ortadaki sayı 75'tir. 75'i tahmin ediyorum. 75. 75'ten daha küçük bir sayı giriniz. Bu demek ki 75'ten küçük. 50 ile 75 arasında bir sayı. 50 ile 70 arasında tam bölünmüyor da 63 falan var herhalde. 63 diyelim. 60'ten da küçük. Daha da küçültelim. 50 ile 63 arasında işte 56 falan var herhalde. 56 diyelim. Biz amacımıza inelim artık. 56'dan da küçük ve 53 dediğimizde evet tebrikler. 5. denemenizde 53'ü buldunuz. Cevabını aldık arkadaşlar. Tamam. Bu da böyle bir çözümdü. Burada kalalım. Hocam break. Break. Evet teşekkürler. Ee, şey bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders devam ederiz. Bir sonraki ders bunun randomlısını da gösteririm. Sonra fonksiyonlara geçeriz. Bir sonraki ders görüşürüz. Bir sonraki ders 10 dakika sonra başlayacak. Görüşürüz. Allah'a emanet.